Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, 10-16 Mayıs 2017 Engelliler Haftası münasebetiyle Defne Engelliler ve Gönüllüler Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katıldı. Etkinlikte engelli vatandaşlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Kimyeci, dernek üyeleriyle uzun süre sohbet ederek hal hatırlarını sordu. Dernek üyelerinin istek ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Kimyeci, Antakya Belediyesi olarak her daim engelli vatandaşların yanında olarak engellerin kaldırılacağını ve engelsiz bir hayat için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan, sizin özellikle şehrimizde bulunan, Antakya'mızda, Hatay'ımızda bulunan engelli kardeşlerimize bilhassa destek olmak üzere Defne ilçemizde çok güzel bir derneğimiz var. Defne Engeller Derneği. Bu kapsamda, bu çatı altında birçok kardeşimizi bir araya getirdiniz. Onların sıkıntılarını çözüm noktasında, çözümün bir parçası olmak için gayret ortaya koydunuz. Ben bu çabalarınızdan, gayretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Bu konuda tabii bizlere düşen hizmetleri gücümüz nispetinde yapma gayretinde olacağız. Sizlerin de dernek adına faaliyetlerine desteklerinizi eksik etmeyeceğiz. Bunu bilmenizi isterim. İlaveten az önce bahsettiğiniz şehrimizde gerek kaldırımlar, gerek merdivenler, rampalarla ilgili temel problemlerin giderilmesi konusunda biz de Antakya Belediyesi olarak bu bilinçle göreve geldiğimiz 1 Nisan 2014'ten itibaren bu hassasiyetlere dikkat ediyoruz. Hemen İlaveten iyileştirme çalışması yapıyoruz. Engellerin ortadan kalkıp insanımızın rahatça istediği her yere gidebileceği fiziksel altyapı düzenlemesi konusunda görev alanımıza giren konularda çalışıyoruz. Park ve bahçelerimiz konusunda da engelli kardeşlerimizin rahatça kullanacağı ondan sonra parklar yapıyoruz. Yeni inşa ettiğimiz tuvalet lavabolarda da engelli kardeşlerimizin rahatça gelebilip kullanabileceği mekanlar, tuvalet lavabolarda maalesef başkanım, lazım ediyoruz. Bu da büyük bir ihtiyaç. Evet, maalesef benim dikkatimi çeken bir şey var. Tabii ki Hatay'ımızda ciddi anlamda engellere yönelik parklarımız yok maalesef. Evet. Ben dikkatimi çekti. Bilhassa ben buradan bütün başkalarımıza seslenmek istiyorum. Engellerimiz niye sevinmesin? Niye parklarda oturmasın? Niye kendileri sallanmasın? Bir engelli sallanacağı da olabilir. Bir engellimiz sallanabilir yani. O da onun için de bir umuttur. Onun için de bir yaşamdır benim için. İşte bunları bu tip oyun gruplarımızı büyük parklarımızda yapıyoruz. Onları hemen internette de yayınlıyoruz. En son süreçte 15 Temmuz Milli Rade Park'ta en son çalışma orada yapıyoruz. Burada engelli kardeşlerimizin her türlü salıncakla benzeri kullanabileceği oyun grupları yerleştiriyoruz. Diğer parklarımızda da yine bu üniteleri yerleştiriyoruz özellikle. Emeğinize sağlık. Oradan da herkes gelip kullanabilir. Emeğinize sağlık. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Sayın Antakya Belediye Başkanımız yanımızda bizi çok mutlu etti, onur etti. Tabii 10-16 Mayıs Engeller Haftası çok şeyler anlatıyor bize. Engellilerin kaldırıma çıkamaması, engellerin ciddi anlamda çok sıkıntıları olması, tekerlekli sandalyelere ve bastonlara, değneklere ihtiyaç olma aşamasına gelmiş engellerimiz çok. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağ olsun büyüklerimiz, belediye başkanlarımız bize destek çıkıyor bu konularda. Ben onlara teşekkür ediyorum. Ben bütün buradaki duyarlı insanlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bizim derneğimizi herkes ziyaret edebilir. Derneğimiz herkese açıktır. Ve derneğimiz hiçbir şekilde hiç kimseye kapalı değildir. Herkesi biz derneğimize bekliyoruz. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.